Olduk. Sığacak gibi değil. Bir de buraya konuklar geldi. Ne yapacağız bütün gece? İç içe, böyle iç içe, böyle iç içe. Buradan kalkıp başka bir yere mi gitsek acaba? Adını kalbime yazdığımın şeyine gidelim. Evine gidelim. O koskoca deve gibi ev. Yani az geliyorlar. Biz hepimiz oraya sığarız. Peki, hoş geldiniz. Hoş. Herkes birbirini tanıyor mu? Siz beraber film çektiniz. Evet. Dördünüz. Kadro çok genç. Adamlar çok yakışıklı, kadınlar çok güzel. Neler oluyor filmde? Siz anlatır mısınız? Neler oluyor filmde? Sizin de dediğiniz gibi aslında çekirdek kadro böyleyiz filmde. Bir aşk filmi bizimkisi. Aşk filmi? Evet. Aşk sahneleri var mı? Aşk sahnelerimiz, yani beni de mesela bu filme ikna eden şey, bunu bu arada yönetmenimiz ve senaristimiz size yolladılar. Peki. Kabul ederseniz teşekkür ederiz. Ben seni unutmak için sevmedim. Çok güzel. Böyle bir şarkı vardı. Ben söyler misiniz? Eyvah. Buyurun. Ben seni unutmak için sevmedim. Bir daha. Özür diliyorum. Çünkü Yaşar şarkıyı bilmiyor ama melodiyi hemen aradı. Raga lütfen alır mısın mikrofonu? Bu şarkı. Bu senin türün zaten. Evet, çok yakın. Tamam. Evet, Raga'nın türü. Mikrofonu verir misiniz Raga'ya? Evet. Evet, buyurun tekrar başlayın. Ben seni unutmak için sevmedim. Buyurun Yaşar. Ben bu sevmedim kısmını sadece yakalayabildim. Günümden ayrıldım demek hiç bilmedim. Yollarını ölmek istedim. Doğa lütfen al. Bir türlü. Nasıl, bu şarkıyı bilmiyor musun? Ölmedim. Buyurun. Aşk bu mu? Sevda bu mu? Hayat. Direkt nakarattan girseler biliyormuşuz canım. Tabii ki biliyorum. Evet, hazır nakarattan giriyoruz. Aşk bu mu? Sevda bu mu? Hayat bu mu? Tamam, kes, 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 kes. Berbatsınız. Berbat. Partinin sahibinden özür diliyoruz. Şu anda evlerinde bizi izleyen eğer birazcık yaş almış insanlar varsa hepsi ne kadar üzülüyordur kim bilir. Bu filmle bir ilişkisi var mı bu şarkının? Filmde anlatmak istediğimiz şey çok naif bir aşk hikayesi. Çok naif. Oldu. Evet. Yani ne demektir özlediğimiz... naif? Naif ne demek? Saf. Ya, naif. Saf desene kızım. Peki. Devam. Özlediğimiz türden bir aşk var filmde. Özlediğimiz türden nasıl bir aşkı özlüyorsunuz? Filmi izleyince de anlayacaksınız aslında. Boş ver filmi. Sen nasıl bir aşkı özlüyorsun? Eskilerden anlatılan benim yakalayamadığım bir aşk var. Neymiş bu eskiden anlatılan? Ben eskiden anlatılan aşkı ben biliyorum. Ben onları yaşadım. Hakikaten güzel, yakalanamayan bir aşktı. Kadın koşar, biz de arkasından koşardık. Şimdi rol söylüyorum. Değişti. Yakalayamazdık. Böyle kızla erkekli falan yoktu. Biz hep ayrı ayrı otururduk. Evet. Ne bileyim bilmiyorum. Ben biraz onu özlüyorum. Martılara simit atmayı özlüyorum martılara mesela. Martılara simit atma. Hiç 60 olduğu olan var mı aranızda? Martılara saygı simit atmış duyuyorum. Olan. Martılara. Ne kadar az? Martı kaldı mı? Martı kaldı mı? Martı var mı? Evet. Peki. Böyle. O zaman sizin fragmanı izleyelim mi? Buyurun. Benim evim misin? Bir şartla. Babanın buraya gelmesini istiyorum ben. Ne söylediğinin farkında mısın Peri? Baban gelmezse ben de seninle evlenmem. Sen babamı tanımıyorsun. Ulan şimdi mi aklına geldi baban oldum? Baba! Hiçbir baba oğluna bu kadar eziyet çektirir mi? Baba! Masallardaki kahramanlardan olman için ejderhayı yenmene gerek yok. Bir kadının hayalini gerçekleştir. Veya ta
sadece bir kadını gülümset. Lan Mert! Mert ya! Oğlum nereden çıktın lan sen? Yarın akşam sinemaya gidelim mi? Bunların tekrarlanmasını istiyorum. Prensesim! Yaşasın, kavuştuk. Masalların ortak özellikleri mutlu sonla bitmeleri değildir. Bir varmış, bir yokmuş diye başlamalarıdır. Peri Masalı, 20 Aralık'ta sinemalar. Evet, Sedef Şahin, Emre Kızılırmak, Burcu Kıratlı ve Alp Korkmaz'ın Peri Masalı filmi dün mü girdi? Yok, 20 Aralık'ta girecekti fakat erteledik. Daha girmedi mi? Vizyoya girmedim. Ne yapacağız şimdi yarın? Biraz bekleteceğiz sizi. Peki, niye ertelendi? Niye ertelendi? Niye ertelendi? Niye ertelendi? Niye ertelendi? Ben söyleyeyim o zaman. Söyle lütfen. Ben... Ama gizli bir şeyse söyleme. Çok gizli değil. Kopya sayısı sanırım normalden biraz daha fazla şekilde girmek istedikleri için. Aa, güzel fikir. Demek ki filme güveniyorlar. Çok kopyayla girmek filme güvenin bir işareti. O yüzden sanıyoruz ki Şubat başı gibi filan girecek. Harikuladeymiş. Raga, senin filmin girdi. Gireli bir hafta oldu. Bir hafta oldu aynen. Evet. 6 Aralık'ta girdi. Sümer abiyle beraber. Sümer abinin birlikte. Ve sen bu filme çok inanıyorsun. Çok inanıyorum tabii ki. Çok arkasında durduk, çok uğraştık. Hatta bir senedir uğraşıyoruz üstüne. Sümer abiyi almışsın zaten, yetmez. Evet, sağ olsun. Aynen öyle. Biraz evvel çekirdek kadro geldik dediler. Biz kabak çekirdeği olarak. Peki, hemen Raga'nın ve Sümer abinin filmine bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak tüm uluslara sesleniyorum. Dünya barışı tehlike altında. Eğer bu adamı hemen yakalamazsak benim getirdiğim dünya barışını sonsuza dek yok edecek. Ülke olarak bu adamı kınıyoruz ve derhal yargılanmasını istiyoruz. Derintin, au, derintin, au, derintin, au, derintin. Gandhi show. Ben seni kral ol diye büyüttüm. Yetkim olacaksın ulan sen. Benim adım az, soyadım ittir, okuyun lan. Ses var, tamam. Ama bir Rabci işi yetmez. Emin ol, sende olan her şey bende de var. Emin misin? Size en ufak zarar gelmesin diye sahte silah kullanıyoruz. Şey, o gerçek mi? Ülkenin en gaddar, en sapık, en vazalin hapishanesi. Ya benimle birlikte çalışırsın ya da o ömür boyu hapiste çürür gider. Sabunum düştü. Yaz 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 kalbine yaz. Biz birbirimiz için yaşamalıyız. Bas 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 bağrına bas. Biz birbirimiz için yarattık. Aslı nerede? Aslı nerede? Karşıma layık olduğum hayatı yaşayacağım. Harika bir fırsat çıktı, onu değerlendireceğim. Beni artık aramayın. Hasan hiçbir zaman gerçekleri bilmeyecek. 10 9 8 7 6 Bundan böyle senin ismin MC Dantik. Ölümüne Mokoko. Evet. Yaşar, yeni bir klibim var. Evet. Sizce Yaşar'ın kliplerindeki ortak özellik nedir arkadaşlar? Yaşar'ın olması çok doğru şey. Yaşar'ın kliplerindeki ortak özellik gitar içinde olması. Yaşar'ın olması. Başka? Gitar. Gitar olması. Başka? Şemsiye? Olması. Her klipte yok. Ne olması? Martılar olması. Çok doğru. Başka ne olabilir? İzleyelim. Ünlü
ünlü şarkıcı Yaşar her klibinde neden oturuyor? Bu soruya henüz cevap bulunamadı. Çünkü Yaşar sadece gitar çalarken değil, fırsatını bulduğu her an ekibiyle birlikte çökecek bir yer arıyor. Hele bir anla, aşkı zamanla, kışlar bahara döner gibi. Aldanırım, aldanırım. Kediyle oturuyor. Ben sana aldanırım. Senin elin senin gibi dokunmuyor. Karılara inat yürürüm. Sinirlenip bir şeyleri parçaladığında oturuyor. Çağırırlar küçük adımı. Kara fakiden doğmadım. Arabada oturuyor. Çağırırlar küçük adımı. Kara fakiden doğmadım. Adamım bu küçük işte. Etrafında bir sürü kadın olduğunda bile oturuyor. Açık denizlere yola sayıyor. Hüznün bürüyor. Sen dönmüyorsun. Anlatamıyorum. Gözlerin ne renk ve ben neden? Hatta oturmayı öyle çok seviyor ki koltuklara büyük bir şehvetle bakıyor. Uyuyorum. Yaşar, niye sürekli oturuyorsun? Söyleyecek bir şeyim yok. Sözüm yok. Ne yapayım, oturmayıp ne yapayım? Ya el alem neler yaptı ya? Nerelere gitti ya? Hakikaten şu koltuktan kalkamadın. Kalkacağım, ya. Kalkacağım, bundan sonra kalkacağım, evet. Söz. Peki. Raga. Yes. Senin müzik türün neydi, ne oldu, ne oldu? Ya aslında güzel bir soru. Yani ben müzik şöyle türünü düşünüyorum. Anlatabildin mi? Kendim anlamadım ki anlatabildim. Şöyle açıklayabilirim. Çünkü rap değil, reggae değil, raga. Ya aslında şöyle açıklasam daha doğru olur Okan. Hani yaşadığım ve büyüdüğüm yerden gel, yani şey gibi görüyorum ben. İşte Surinamlılarla doğup büyüdük, Jamaikalılarla, Hindistanlılarla, Pakistanlılarla, yani o kadar değişik tarzda insanlarla birlikte büyüdük ki bunun müziğime yansıdığını düşünüyorum. Yani içinde rap var, raga var, işte arabesk var, yani baroğlu var. Yani onun içinde kendi formüllerimi ve metotlarımı bulup değişik bir ama şekilde. Ama bunu tek yapan sensin. Daha doğrusu dünyada bir tek sen kaldın. Ciddi söylüyorum. İzleyelim. ...90'ların sonuydu ve her şey raga müziği için çok güzeldi. Raga Oktay her şeye rağmen albümüyle fırtına gibi esiyordu. Çikolata Kız listelerde ilk sıraları zorluyor, dillerden dillere dolaşıyordu. Peki ne oldu da raga müziği istenilen yere gelemedi? Ne oldu da ragacılar öksüz kaldı? Ne oldu ki raga tatlı bir rüya olarak kaldı? Buna gerçekten inandınız mı? Elektronik bir dans müziği olan raganın bir anda ortalığı kasıp kavuracağını nasıl düşünürsünüz? Bir kere adam gibi adam dans etmez. Kıvır kıvır kıpır kıpır olmaz. Ragadaki o müstesna figürlerin birçoğu delikanlıyı bozar. Sanıyor musunuz ki birkaç adam bir araya geldiğinde Bursaz'ın tellerine raga dayı diyerek kıpır kıpır olabilir? Namümkün. Sonra biz bu coğrafyada neşeli müzikleri sevmeyiz. Raga gibi vur patlasın, çal oynasın, kalça göbek sallansın müzikler ezgiler bize göre değildir. Biz acılarla yoğrulmuş kara sevda öykülerini, tınılarını, gönül telini bizi titreten nameleri severiz. Ama canım ilişkimizin güzelliğini de diyecek yok diye şarkı sözü yerine söylesene et tırnaktan ayrılır mı? Yar yardan, gül daldan koparılır mı demeyi severiz. Sonuç olarak Türkiye'de raganın gelişimi Raga Oktay'ın destansı çabalarına rağmen imkansızdır. Ağır ol molla desinler sözünü sarf eden bir ceddin evlatları raga mafinde istediğini elbet bulamaz. Siz tişört mü getirdiniz? Ama ben başta bir şeyler söyleyecektim. Siz pat diye söylediniz şu an. Hayır, arkadaşlarım tişörtleri kontrol ediyorlar. Size sürpriz yapacaktım da. Acaba üzerinde hani bir şey olur, bir ahlaka mugayir bir şey olur, yok, politik öyle bir şey olur. Kesinlikle biz bunları şey yapamayız. Hatta biri burada size göster bakayım neymiş? Evet. İsyanım budur. Çok söyle. Güzel. Peki nereye isyan ediyoruz?
Albümden bahsedecektim öncelikle. Ama albüm mü? Albümle ilgili bir şey. Albümü yansıtan, kadınları temsil eden bir şeydi. Günümüzde de sürekli kadınların şiddeti, ayrımcılıkları, birçok şeyi yaşıyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Evet, kadınlarla ilgili. Sizin duruşunuzu biliyorum bu konuda. Evet. İlk olarak size bunu şimdi vermek istedim. Şimdi tabii biliyorsun yumruk sakıncalı. Çünkü yumruğu kaldırdın mı otpor oluyor şimdi. Yani yumruk şey dedin mi otpor. Ya, olmaz. Eskiden yumruğu kaldırdın mı zaten gidiyordun zaten. Eskiden ama benim söylediğim 60'lı 70'li yıllar 80 öncesi. Ondan sonra 80'lerden sonra da problem. Ama şimdi sonra geziyle beraber tabii her yumruk oldu otpor. Ve çok ilginç. Kaç para aldın Otpor'dan? Tişörtleri Otpor'a mı yaptırdın? Hiçbir şey almadım tabii ki de. Yani